Evet. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz şunu bilsinler. Yani diyabet günümüzde gerçekten işte bu nişasta bazlı şeker bundan uzak duracaklar. Lütfen bizim ülkemizde bu gazlı içecekler meyve sulu renkli onlar da boyat çoğu zaten yani bunlara bakın tüketmeyin. Eğer mısır şurubu, şekeri varsa yani çikolataların içinde her yerde pastalarda bunları görüyorsunuz. Şimdi Murat Bey miydi? Evet hocam. Murat Bey attığınız her adım yürürken şekerin kafasına indirdiğiniz bir çekiçtir. Bunu unutmayın. Yürüyüş çok yani, hareket. Tabii ama stres yapmadan koşayım mı? Hayır. Koşma yok. Yani yürüyüşleri yapmak mesela akşamları özellikle çok e, faydalıdır. Gelelim diyabet size anladığım kadarıyla hap kullandığına göre tip 2. Tip 2. Yani tip 2 diyabette neler yapabilirsiniz? Beslenmenize çok dikkat edeceksiniz. Bazen masum dediğiniz bir meyve ki onu mesela önümüzdeki hafta gösterelim. Yani bir diyabet hastaları hangi meyveleri tercih etsinler böyle e, yanlışlıklar olabiliyor onu biz e, gösterelim. Şimdi yasemin çayı bakın şeker hastalarının dikkat etmesi gereken en önemli nokta ne biliyor musun Hüseyin? Bak bunu söylemiyorlar. Daha doğrusu söylemiyorlar derken gizli tutuluyor anlamında değil. Akıllarına mı gelmiyor? Veyahut da bilmiyorlar. bilmiyorlar Canınız şeker hastasınız, Canınız tatlı çekti değil mi? Lütfen su için. Bu e, ta, canı tatlı çeken bir insan iki türlü ya, ya, gerçekten kan şekeri düşmüştür, düşüyordur. Veyahut da susamıştır. Çünkü bizim insanlarımız suyla pek şey değiller. Az su içiyorlar. Yani bir diyabet hastası e, lütfen ne yapacak? Diyabetli kişi su içecek. Su çok önemli. On bu arada onu söylemiş olayım. Diyelim ki e, su içtiniz hala şeyiniz yani kan şekeriniz düşmüş olabilir veya bazı insanları diyabete olan yatkınlığını artıran gece kalkıyor, tatlı tüketiyor. Bundan kurtulmak mı istiyorsunuz? Akşam yatmadan Yasemin çayı için gece uyandırıyor mesela ben diyor kavanozla işte şöyle bir şeyler götürüyorum ekmekle yapmayın çok zararlı çok. ani bu kadar e, şekeri yükseltmek Tabi pankreas da bol inzulin üretiyor ve e, bu kadar yoğun şeker aynı zamanda e, ne yapıyor Hüseyin biliyor musun bu ...inzulin reseptörlerini bozuyor. Bu sefer de inzulin o kapının zilini çalamıyor. Yani başka insülin dirençleri gelişiyor filan. Onun için ölçüyü kaçırmasınlar. Mümkün olduğu kadar bu kesme şeker, toz şeker bunları az tüketsinler. Beslenmede dikkat edecekleri şey işte sebze, meyve çok uzun müddet... Aç kalmasınlar. Bak. Çünkü o zamanda ne oluyor biliyor musun? Glukoneogenesis oluyor. Yani vücut kan şekerini bu defa proteinden almaya başlıyor. Veya yağdan almaya başlıyor. Asetatları bu sefer e, şekere çevirmeye başlıyor. C vitaminini şekere çevirmeye başlıyor. Dolayısıyla onların uzun müddette aç kalmamaları lazım. Ara öğünlerine dikkat etmeleri gerekir evet